bilmiyorum. Neymiş siyah çorap giyecekmişsin. Sana ne çorap giyersem giyerim. Ben de ten rengi çorabın üstüne siyah giyerdim. İçeri girene kadar. İçeri girdi. Çünkü şeyle giriyorsun ya içeri. Yani hani bakılarak giriyorsun ya, kendini gösteriyorsun hani. Ondan sonra içeri girdiğimde çıkartırdım çorabımı. Biraz akıllı olacaksın yani. Arkadaşım vardı. Onun da ailesi eteğinin boyuna karışıyordu. O da diz kapağının şöyle altında giyiyordu. Ben de ona şey öğretmiştim. Benim eteğime falan hiçbir şeyime karışmazlardı tabii ki. Ondan sonra ben de ona şey öğretmiştim. Bak, bilmeyenler varsa ben size söyleyeyim. Şöyle şuradan kıvırma, belden kıvırma taktiği var. Böyle 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 kıvırıyorsa etek kısalıyor. Aklımda bulunsun yani. Neyse. Ondan sonra bir keresinde de arkadaşım arama yaparlardı sık sık. O ara çok arama yapıyorlardı, manyak mı acaba bunlar? Hala arama yapıyor. Hala arama yapıyorlar mı bilmiyorum ama benim zamanımda çok arama yapıyorlardı ya. Ya benim okulumda. Ondan sonra arkadaşımın çantasındaki. Şimdi ben sigara içmiyorum ya. Hiçbir şey içmiyorum yani. Kötü olan hiçbir şey içmiyorum. İşte bazılarının çantasında bira çıkıyor. Bazılarının sigara çıkıyor. Bunlar topluyorlar. Ailelerine de söylüyorlar yani. Ben de sigaraya dedim ki ben içmiyorum, kendimden de eminim. Ben saklayayım dedim, sen bana ver dedim. Benim sıramın altında bir yer vardı. Oraya sakladım onu. Onu orada buldular ya. Onu orada nasıl buldular abi ki? Orada bir çıkıntı vardı, arasına sokuyordum. Sonra da suyu üstüne köpürtüyordum ya. Orayı açıp bakmak aklına nereden geldi ya. Neyse, ondan sonra sigara içiyorum diye şeye gittim ama ben inandıramadım. Sigara içmediğime dair. Ama içmiyorum yani. Benim ailem de beni bilir. Gerçi içen... Gerçi içenlerin de ailesi içmiyor olarak bilirdi. Yani her şeye karışırlardı ya. Nasıl bir okul? İstanbul'daydı. Okulun adı neydi ya? İşte böyle. Bize sevenler yanına yazsın. Sen ver.